zaman Melike Döner'deyiz. Yanımızda firma müdürü Kenan Bey var. Kenan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi ağırladığınız için çok çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Sizden ziyade bir yerine gidecek. Çok çok sağ olun. Kenan Bey, biraz kendinizden ve firmadan bahseder misiniz bize? Firmamız, işletme sahibimiz Eyüp Bey'in 1985 yılında el arabasıyla bu işe başlayarak el arabasında başladık. Evet, el arabasında başladık. 1995 yılında da küçük bir butik dükkan olarak dönerciliğe devam etti. Sonrasında 2005 yılında dünyanın en büyük dönerini takarak evet, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiniz. Rekorlar Kitabı'na girdik. Peki yani işletmemiz bu süreçte günden güne büyüyerek tabii, büyüme odaklı. Kalitesini bozmadan, birinci önceliğimiz kalitesini bozmadan devam ederek gittikçe böyle büyüyerek bugünkü halimize geldik. Şu anda da yaklaşık 750 kişi yanında hizmet verebiliyoruz. Oo, ne güzel. Maşallah. Evet. Peki Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki en büyük döner hala, hala size mi ait yoksa? Hala bize ait. 2005 yılında kırmıştık. 2698 kiloyla dünyanın en büyük dönerini taktık. Guinness Rekorlar Kitabı'na girdik. Ve bu güzel olayı Bursa'ya getirdiniz. Aynen öyle. Olmuş. Hem Türkiye hem Bursa. Hem bir Bursalı olarak hem de dönerin başkenti Bursa'da olarak çok memnun kaldığımız bir olay. Bugün bizlere neler hazırladınız? Bugün Bursa'ya özgü olan Bursa kebabını yapıyoruz. Yani bizim ağırlıkla yani hatta tek kalemimiz bile diyebiliriz yani. Ekmek arası. Evet, ekmek arası arkadaşlar. Dürümümüz var. Evet, atomumuz var. Bir buçuk, iki buçuk, üç dönerimiz var. Evet. Valla dönerimiz çok güzel duruyor. Arkadaşlar çok da güzel bir döner tezgahları var. Zaten şimdi siz de görürsünüz. Hem çok büyük takıyorlar hem de sizinle çekimlerinizi yaptık. Evet. Kesimleriniz çok harika. Bir kere de indiriyor arkadaşlar. Allah gör şey gibi. Yılan, Kılıç Kalkın ekibi gibi. Evet. O da Bursa'da. Evet. Bursa çocuğuyuz. Evet. Tamam işte Kılıç Kalkan'dan kalkmışız. Böyle şey bir kere de indiriyoruz. Evet. Çok güzel. Şimdi gelsin bakalım tereyağımızla bir tadımına geçelim bakalım. Nasılmıştı? Evet arkadaşlar, şimdi bulunduğumuz yer 750 kişilik salonlardan bir tanesi. Evet. Bizim için bu salon normalde kapalıydı. Bizim için açtılar akşam servislerinden. Yani yoğunluk olduğu zamanlarda açıyorlarmış. Yani sakın ha demeyin ha bunlarda müşteri yok falan. Diğer salonlar full arkadaşlar. Onu belirteyim yani arkada kimse yokmuş gibi durmayayım. Biz özel bir salondayız şu anda. Sağ olsun Kenan Bey bizim için kapalı olan salonlarını açtılar. Ben firmaya girerken firmanın hemen yan tarafında, üst katta bir de kafe çalışmaları gibi bir şey gördüm ama. Bir de şimdi yoğun oluyoruz dediğiniz gibi hafta sonları özellikle cumartesi, pazar çok yoğun olduğumuzdan dolayı bir kafe düşüncesi oldu bizde. Yani şu şekilde masalarımızı yedirelim, çayımızı yukarıda ikram edelim. Taktığımızı yukarıda yesinler. İkram edelim. Rahat bir şekilde müşterimiz de rahatsız olmadan muhabbetini, sohbetini edebilsin diye. Vallahi öyle bir kafe bölümü açtık. İyi olur, iyi olur. Daha güzel olur inşallah. Yani insanlar hani dönerinizi yemek için değil, tatlılarınızı yemek için. Çünkü biliyorum ki tatlıların tamamı burada yapılıyor ve burada çıkıyor. Temmini, dışarıda şey yok, ne dondurulmuş ürün. Arkadaşlar şu pasta bile dondurulmuş ürün değil. Ben burada taze taze yapılıyor. Kesinlikle. Bakalım şimdi tadacağız, göreceğiz hepsini. Patateslerimiz bile dondurulmuş ürün değil. Onları bile taze patatesten dilimleyip hazırlıyoruz. Onlar da donuk ürün değil, siz kendiniz olur. Evet. Tereyağımız da geldi. Bu seremoniye bayılıyorum. Kebabımız süsleyen de tereyağımız. Tereyağım olmazsa olmaz zaten. Evet, bizde olmazsa olmaz. Bu kebabına çok yakışıyor. Ya da bizim çocukluğumuzdan alışık olduğumuz bir tat olduğu için bize çok geliyor yani. Evet. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Evet, tadalım bakalım. Teşekkür ederim. Siz gerçi çok yediniz ama 20 senedir durmadan neredeyse. Şimdi bunun üstünde bir et parçası görüyorum.
Bu bir parça et koyuyoruz bonfile olarak. Yani bonfile, kuzu bonfile. Zaten dönerimizin de özelliği sırf kuzu etinden olması. Ona istinaden üzerine de böyle bir parça kuzu bonfilesi koyuyoruz. Yumuşarsınız. Ya da yumuşak ve lezzetlidir. Valla ağızlar da eriyor arkadaşlar. Hani Nasret Hoca demiş ya, çiğnemeden yürü değil, çiğnemeden et olacağınız bir lezzet. Evet. Zaten dönerimizin özelliği de yumuşak ve ağzının kolay olması. Yine bu kuzu etinden dolayı. Çünkü hiç dana katmıyoruz. Hiç dana katmıyoruz. Sadece kuzudan yapıyoruz ve tek bir yörenin kuzusunu kullanıyoruz. Gönen Göbel tarafı. Yani şöyle kuzusu evet, meşhur zaten. Kuzusu, tabii Türkiye'de bir numara. Biz de sadece o yörenin ürünlerini kullanıyoruz. Arkadaşlar bu şişman niye bunu kokluyor diye düşünüyoruz. Ben normalde çok kuzu etini sevmem. Kuzu etini de böyle hani yemekte falan yemem. Bana ağır geliyor tadı. Yalnızca mangalda falan tüketebiliyorum. Şimdi full kuzu eti olmasına rağmen 1 gram kuzu kokmuyor arkadaşlar. Evet. Yani o enteresan bir durum. Yani zaten dediğiniz gibi birçok müşterimiz de var. Onlar da böyle kuzu eti yemediklerini iddia ediyorlar. Hatta bize sorduklarında biz bunun kuzu eti olduğunu söylediğimizde bize inanmıyorlar. Diyorlar ki ya hiç biz böyle kuzu eti yemedik. Normalde ben yiyemem, kokar gibisinden de öyle evet. Durum kesinlikle söz konusu. Demek ki marineniz, kuzunuz, evet, evet. Her şeye dikkat ediyorsunuz ki bu kesinlikle. Kuzu eti böyle gelebiliyor. Benim eşim de yemez. Evet. Ama buraya getireceğim. Hiç evet, şey yapmadan, söylemeden bir yiyeceğim bakalım. Getireceğim bakalım. Bakalım nasıl bir şey. Ya şimdi... Pazarda bile marulu satarken kuzu bunlar diye bağırıyorlar yani. Boşuna bağırmıyorlardır herhalde. En güzeli kuzu olduğu için. Kuzu hem freshliğin hem tazeliğin sembolü olduğu için. Aynen öyle. Sloganlarda bile var. Bizim aynen. De dönerimiz kuzudan yani. Valla kuzu gibi döner olmuş arkadaşlar. Allah şişman beğendi bu arkadaşlar. Valla çok başarılı. Beğenmenize sevindik. Her gelen misafirimize böyle beğendik. Vallahi beğenmeyeceklerini düşünmüyorum. Hani gezdiğimiz Bursa'da gezdiğimiz restoranlar içinde gerçekten ilk üçün içine alırım size. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok başarılı. Bir de şimdi ben biraz kocamanım diye arkadaşlar bana bir buçuk göndermişler. Ya Kerem Bey'e bir Bursa'yı koymuşlar. Şimdi biz geldik. Sözünü kestim kusura bakmayın. Biz geldik şimdi. Eşim 1,5 porsiyon yemez, 1 porsiyon yer. Evet. Ne kadar fiyat öderiz? 1 porsiyon 30 TL. Nasıl? Basbayağı 30 TL. Amacımız da herkes iyi bilsin bunu. Bursa'da yani dediğiniz gibi programa başlarken de söylediniz yani Bursa'ya kebap. Yani öyle milli yiyeceğimiz yer aynı. Öyle yani yerel ürünümüz. Herkes rahatlıkla ulaşabilsin diye. Yani fiyat performans olarak çok iddialıyız. Üstümüze yok mu diyebiliriz. Yok yok yani bu kaliteyi... Yani bu kadar gramajlı bir ürünü gerçekten bu fiyatta bulmak imkansız. Bunlar bizim standart ürünlerimiz. Yani bizim yiyeceğimiz et, 1,5 porsiyon evet. Söylediğimizde bu. Kesinlikle aynı şekilde. Yani peki 1,5 porsiyon gelen, ne kadar? 1,5 porsiyonumuzda 45 lira. Vallahi arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle gelin. Yani bu kaliteyi bu fiyata... Emin olun başka yerde bulmanız kesinlikle çok iddialıyız. Yani kalite çok güzel. Yani kalitesi çok güzel olan bir şeyin bu rakamlara verilmesi gerçekten hani aç diyoruz, aç doyuruyorsunuz gibi bir durum yani. Olmazsa olmaz Bursa şırası. Evet. Onları tadı bulmadan. O da ev yapımıdır. Bize özel hazırlanıyor. Gerçekten kebabın yanında. En güzel içeriklerden. Evet, evet, bu da anne şırası gibi valla arkadaşlar. Bu da 10 numara 5 yıldız. 10 üzerinden 10 verdim buna da. Bunlar şey mi? Yani böyle yanında bazı müşterilerimiz. Pidesi bol isteyenlere evet. Bir de böyle tadı olmalı. Bizde şikayetçi bir şekilde oluyor. Ya bunun diyor altında pidesini bol koy. Evet. Tereyağısı bol olsun, sosu bol olsun. Biz de diyoruz onlara aman işte ustalar duymasın eti bol olsun da pidesi asla da biz yanına böyle ilave veririz yani. Hı. Çünkü buna biz daha fazla da pide koyduğumuz zaman tabak kalmaz. Etten de kısmayacağımıza göre. Evet evet. İşte yağ ile etten vermekte fayda var. Aynen. Evet arkadaşlar vallahi aynı Bursa gibi onun pidesi içinde neyse sosu, tereyağı yanına getirilen pide de aynı tat yani. Hani etsiz de götürmek istiyorsanız götürün. İyiymiş. Ben şu hemen madem anne patatesi yapıyorsunuz. Evet, evet. Ondan da bir tadı var. Evet, dondurmuşluğu olmadı. Belli oluyor tabii evet, bunlar. Evet, belli oluyor.
Çok güzel valla, çok başarılı. Peki, patatesimizin fiyatı nedir? Patatesimizde bir porsiyonu 10, az porsiyonu 5 lira. Buradaki patatesimiz bir porsiyonu. 10 orta boy diye, evet 10 TL. Çok iyi. Peki, şimdi burada şeyleri görüyorum, dürümleri ve evet, atomumuzu. Atomumuzun fiyatı 15 TL, dürümümüzün fiyatı da 17,5. Valla arkadaşlar, gerçekten hani fiyat performans, hani bu eti ha dürümün içinde, ha atomun içinde, ha Bursa gibi bu halinde yiyin. 10 numara 5 yıldız. Evet. Gerçekten fiyat performans. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Buradan yolunda doğru girdiğinizde hemen 1-2 kilometre sonra sağ tarafta yeni girdiğinizde zaten bileceksiniz. Hiçbir şey duymasanız bile illaki duymuşluğunuz olur yani Melik Ödeleri. Çok büyük bir firmadır. Evet, zaten bir sloganımız vardı. Giderken sağda, gelirken sağda. Aynen. Buradan yine giderken sağda, gelirken solda arkadaşlar. Kesinlikle gelin. Kesinlikle gelin. Şimdi siz Bursa tatlarından devam etmişsiniz. Evet. Bursa'mıza özgü yine lafımızı kestim. Süt elbamız var. Evet. Bu süt elbası ben bir de hastasıyımdır onu... yani. Yani onu da farklı olarak böyle güveçli hazırlıyoruz. Normalde bu tepside kişi veya fazla gibi yapılır ama biz böyle... Yine sıcak mı servis ediyorsunuz yine peki? Sıcak, yine sıcak servis ediyoruz. Telefonumuz da yine aynı şekilde. Oo, arkadaşlar valla bıngıl bıngıl ha. Evet. Hani yok borcamda olacak, yok güveçte olacak, fark yok yani. Evet. Biraz farklı bir görünüm var fakat... O da güzeldir diye. Bomba. Diyebiliriz. Vallahi bomba. Afiyet olsun. Çok güzel. Tatlılarımızın fiyatları? Tatlılarımız, sütlü tatlı çeşitlerimiz 10 TL. Yani... Vallahi süt, bedava arkadaşlar. Bedava. Bak kesinlikle olsun. Uğrayın yani. Pastalarımız da 15 TL. Pastalar tabii birazcık daha farklı düzeni, ama yine düzeni farklı oluyor. Tabii kesinlikle. Tatlı da var. Benim canım onları da bir tatmak ister. İsterseniz tamam. Hemen arkadaşlar şimdi hazırlasınlar bize, tatlılarımız gelsin. Dönerleriniz her iki tarafta da, her iki salonda da evet. Çok büyük takıyorsunuz. Evet. Herhalde günlük bayağı bir satışınız var sanırım. Evet kesinlikle. İki tane zaten üretim ocağımız var. Yani kebapların hazırlanmış olduğu. Hem birinci salonda hem üçüncü evet. Salonda gördüğüm ortalama kadarıyla. Ortalama yaklaşık böyle hafta arası normal günlerde 400 kilo gibi dönerimiz oluyor ortalamada. Hafta sonları 700 kilo, 800 kilo bir tona kadar çıkıyoruz çok şükür. Bir de Osmanlı köşenizi gördüm ben 3. Evet, salonda. Evet, evet. Firma sahibimiz herhalde biraz askerlere, yani, Osmanlı tarihine biraz... Kesinlikle. Hepsini atalarımız olarak görmekte. Aynı zamanda babası da Gazi. Ha. Rahmetli oldu. Ondan dolayı hatta şöyle de bir şey var. Her yıl 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi gününde bir günlük ciromuzu hiç maliyet vesaire ayırmadan... Türk Silahları Güçlendirme Vakfı'na bağışlıyoruz. O maşallah. Aynen. Yani buradaki söylemekteki amacımız da tüm herkes davetli olsun. 18 Mart'ta tabii, onlar da... Herkes gelsin. Sonuçta işletmenin kazancına değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağışlanan bir durum olduğu için o gün her gelenin de bir nevi katkısı olmuş tabii, oluyor. Tabii. Silsile yöntemiyle kesinlikle. Herkesin parası siz vesile kesinlikle. Olmuş oluyorsunuz. Aynen öyle. Onlar da vesile biz de olmuş içinden olur. Dediğim paraları gibi nasip olur yani. Evet. Yani bunu biz işimizi arttırmak için demiyorum. Tamamen. Zaten işinizi arttırmaya yani bir ihtiyacınız yok. Ama dediğim gibi yani herkesin çorbada tuzu bulunsun, tuzu herkesin bulunsun bir nasibi istiyoruz. Olsun. Tabii. Aynen. Evet, ben hemen tatlıları da arkadaşlar sizler için tadayım. Burada ne varmış? Sütlü bir kadayıf evet. Ve üzerine birazcık da tahin, ceviz ve ceviz gezdirilmiş. Sütlü kadayıf çok hafif bir tatlıdır. Evet. Bayanlar çok seviyor bu tatlıyı. Ben de severim. Biz de İskender yani. Kebabının üzerine çok fazla ağır olmasın diye böyle genelde sütlü tatlılar tercih ediyoruz. Yani tercih edilen de o müşterilerimiz tarafından. O yüzden yani ağır bir yemek yedikten sonra evet. Ağır bir tatlı yemiyor. Evet, evet. Arkadaşlar çok hafif ve süt dengesi çok güzel olmuş. Ne çok fazla sütlü ne az sütlü. Tahini de çok böyle tadında gezdirmişler. Tavsiyemdir. Evet. O da çilekli bir pastamız. Şimdi bu da çilekli yaş pastamız öyle mi? Evet. Bu da çok nefis duruyor. Çocuklar evet. Buna bayılır. Onların da mesela hiçbir şekilde gıda boyası yoktur. Hepsi
doğal ürünlerdir. Renklerini de doğal ürünlerden almışlardır. Mesela mor keki vardır ama rengini mor avuçtan almıştır. Yani içinde kimyasal herhangi bir gıda boya vesaire yoktur yani. Kreması falan gerçekten çok leziz olmuş. Evet. Görünüşü de çok tatlı. Yani. Kendisi de çok tatlı. Arkadaşlar Şişman bunu da beğendi. Evet arkadaşlar, şimdiye kadar tattığım hiçbir şeyde kötü bir ürün size söyleyemem. Gerçekten bana inanın. Biliyorsunuz formumu korumam lazım. Evet. Gerçekten çok başarılı ve hem fiyat hem performans açısından çok başarılı bir mekan. Kesinlikle ama kesinlikle burayı size tavsiye ediyorum. Kenan Bey, gerçekten işletmeniz hakkında çok iyi şeyler düşünüyorum ve çok iyi şeyler tattım. Afiyet olsun. Gerçekten başarılı bir işletmeymişsiniz. Evet. Kalite ve doğallıktan yani. Evet, kalite bunu ve doğallık. Her ürünümüzde ön plana çıkarmak istiyoruz. Onun için gayelerimiz, hedeflerimiz bu şekilde. Vallahi çok teşekkür ederiz. Hani bizi hem bu leziz yemeklerle tanıştırdınız hem de böyle güzel leziz bir mekanda ağırladığınız için gerçekten afiyet çok olsun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Arkadaşlar Şişman burayı beğendi. Tavsiyedir.